Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri. Vahluluk da temmin lisani yefgahu kavli. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 9. sözden devam ediyoruz. 9. sözün de 3. nüktesine kadar geldik. Söz basıma göre 72. sayfa bu. Peki 9. söz ne yapıyordu? Yine en başta onu konuşalım. 9. söz bize 3 ayet-i kerimenin tefsirini yapıyor. 1. ayetimiz Bismillahirrahmanirrahim ki neredeyse bütün sözlere bu ayetle başlıyoruz biz. Ondan sonra Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ayeti var. Ve devamında وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِيًّا وَح۪ينَ تُظْهِرُونَ ayeti var. Bu ayetler Rum suresinin 17. ve 18. ayetleri. Kısa bir mealleri şöyle. Haydi siz akşama erdiğinizde ve sabaha kavuştuğunuzda Allah'ı tesbih edin. Göklerde ve yerde hamd ve övgü ona mahsustur. İkindi vaktinde de ve öğle vaktine erişince de Allah'a tesbih edip namaz kılın diyen, buyuran bir ayet. Kısa bir mealiyle böyle söylüyor. 9. söz bu ayeti kerimeleri anarak başlıyor. Bu elbette tesadüf değil. Tefsiri yapılan ayetler bunlar ama sadece bu ayetler değil. Onu hatırımızda tutalım. Bediüzzaman bir hakikat tefsiri yapıyor. Bundan dolayı her ne kadar baştaki ayetlerin Kur'an'a girişte bize bir kapı oluşturma, bir örneklik sunma özelliği olsa da altında okuduğumuz metinde birçok ayete atıflar olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Kimisine de söz basın burada notlar koymuş. Onlara rast geldikçe onları biz de size hatırlatıyoruz. Bazen de çağrışımlar içinde aklımıza geliyor. Bu ayette de bakınız şuradaki cümleye benzer bir şey var veya bir hadis duymuştuk. O hadiste şöyle bir şey buyuruyordu. Bakın o şu manaya denk geliyor falan diye onlara da atıf yapmaya çalışıyoruz gücümüz yettiğince. Elbette bizim ilmimiz sınırlı. O yüzden yapabildiğimiz atıf da sınırlı. Ama hocalarımız, alimlerimiz bu metinlerle muhatap olduklarında birçok ayete, hadise bakan yönlerini, yanlarını görüyorlar. Allah onlardan razı olsun. Biz de onlardan aldığımızı aktarıyoruz zaten. Pekala, 9. söz bize ne anlatıyor? Alttaki iki paragraf bunu söyleyecek, girişteki paragraflar. Fakat ondan önce biz kendimiz bir iki kelam etmemiz gerekirse şunu söyleyebiliriz. 9. söz bize sadece namazın 5 vakte tahsisini değil veya o vakitlerin neden seçildiğini değil, neden namazın da seçildiğini anlatıyor. Yani bu 5 vakitte yapılacak ibadet neden başka bir ibadet değil de namaz? Aslında bunun da cevabı var 9. sözde. Zaten girişte de 1, 2 ve 3. nüktelerde bu beyanı göreceğiz. Daha doğrusu gördük zaten. İlk 2 nükteyi konuştuk. 3. nüktede de bunu göreceğiz tekraren. Kısa da olsa bahsiyle. Namazın seçilmesi aslında 5 vaktin seçilmesiyle çok alakalı. Zaten ayet-i kerimelerde de işte akşama ermek ve tesbih, sabaha kavuşmak ve tesbih, yerde ve gökte hamdın, övgünün Allah'a mahsus olması, ikindi vakti, öğle vakti yine tesbihin anılması bunlarda. Yani namazın yaptığı işle onun 5 vakte tahsisi çok birbiriyle ilgili şeyler. Bunu geçtiğimiz ya 3 ya 4 derste zaten epeyce konuştuk. Tekrar uzatarak girişi sizi yormak istemiyorum. Ama şu iki paragrafı yine okuyalım çünkü 9. sözün ne anlatacağını burada bizzat müellifi muhteremi yani Bediüzzaman Hazretleri beyan ediyor. Elbette bunu dinlemeye ihtiyacımız var. Ey birader, benden namazın şu muayyen yani ayrılmış, tayin edilmiş 5 vakte hikmeti tahsisini soruyorsun. Pek çok hikmetlerinden yalnız birisine işaret ederiz. Evet. Her bir namazın vakti, mühim bir inkılap başı olduğu gibi, azim bir tasarruf-ı ilahinin aynesi
ve o tasarruf içinde ihsanat-ı külliye-i ilahiyenin birer makesi olduğundan, Kadir-i Zülcelal'e o vakitlerde daha ziyade tesbih ve tazim ve hadsiz nimetlerinin iki vakit ortasında toplanmış yekununa karşı şükür ve hamd demek olan namazı emredilmiştir. Şu ince ve derin manayı bir parça fehm etmek için beş nükteyi nefsimle beraber dinlemek lazım diye söylüyor müellifi muhterem. Biz de ondan bir nükte, iki nükte okuduk, konuştuk üzerine. Şimdi üçüncü nüktedeyiz. Üçüncü nükte. Nasıl ki insan şu alemi kebirin bir misali musaggarıdır ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir, namaz dahi bütün ibadatın envaını şamil bir fihriste-i nuraniyedir ve bütün esnaf-ı mahlukatın elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Üçüncü nüktenin tamamı bu kadar. Dün de demiştim, paragraf, tek paragraf, bir de çok kısa paragraf. Normalde Bediüzzaman Hazretleri'nin paragrafları da uzun olabiliyor bazen. Böyle bir sayfayı bulan, tabii ki de mizampaja göre değişir ama yani bazen normal bir kitabın da bir sayfasını bulabilecek paragrafları oluyor Bediüzzaman Hazretleri'nin. Hatta bir cümlesi oluyor bazen, yarım sayfa, belki 4-5 satır. Fakat burada çok kısa bir paragrafla bizi muhatap etmiş. Çok kısa bir nükteyle bizi muhatap etmiş. Fakat bir ve ikinci nükteler bizi buraya getiriyordu zaten. Daha önce de söyledik bunu galiba bir önceki derste veya ondan önceki derste. Yani Bediüzzaman Hazretleri namazın beş vakte tahsisinin hikmetini anlatacağım diye başladı ama bize üç nüktedir, iki nüktedir şey anlatıyordu. Namazı anlatıyordu. Namaz ne yapıyor? Namazda mümin ne eğiliyor? Ne yapmış oluyor? Namaz kainatta nasıl bir fonksiyon görüyor? Namazın içinde neler var? Bu içindekilerin cemi namazda ne anlama geliyor? Tesbih nedir? Tazim nedir? Tekbir nedir? Bunlar insanda ne yapar? Kainatta ne yapar? Buna dair uzun izahlar verdi bize. Yani beyanları kısa olsa da içine girdiğimiz zaman epey çetrefilli şeyler çıktı. Biz de onları bulmaya çalıştık. Daha dökülenler dolmuştur elbette, taşıyamamışızdır ama oradaki cevherleri kendi kabımızca almaya çalıştık yani gücümüz yettiğince. Baktık ki ya namaz çok değişik bir işmiş. Yani sadece bir dua değil, duanın ötesinde insanın varlık gayesinin tabiri caizse özetlendiği yermiş namaz. İnsan neden yaratıldı? Tesbih, tazim ve tekbir için özetle. Ve bunlar nerede toplanıyor? Namazda. İnsanın turnusolu. O perspektiften buraya gelince üçüncü nüktede görüyoruz ki bu özet olma işi insanın kendisiyle de ilgili. Nasıl? Bakınız. Nasıl ki insan şu alemi kebirin, yani şu alemi kebir, alemi kebir ne demek? Büyük alem. Yani kainat. Şu alemi kebirin bir misali musaggarıdır. İnsan alemi kebirin, büyük alemin, kainatın bir misali musaggarıdır. Yani küçük bir numunesi, bir örneği, bir ne diyelim, özetlenmişi, fihristi. Burada ne mana verilmiş? Misali musaggar, ona da bakalım. Küçültülmüş numune diye şey yapmışlar. Doğrudur, biz de o manayı anladık zaten. Yani kainatta her ne varsa insanda da var. Aa nasıl olur ya? Orada kara delik var, orada güneş var, orada galaksi var, orada bilmem daha bizim bilmediğimiz, daha varlığından haberdar olmadığımız belki maddeler veya maddemsiler var. Nasıl oluyor da onların hepsi insanda var yani? İnsanda kara delik mi var? Var. İnsanda yıldız mı var? Var. Nasıl var? Söz gelimi insanın kara deliği de ne diyelim? Karamsarlığıdır.
veya ümitsizliğidir veya kötücüllüğüdür. Daha nasıl tarif edelim? Yani insan da etrafındaki nesneleri yutup yok edebiliyor. Negatif elektrik yayan bir insanla beraber olduğunuzda, hayata karşı bakışı böyle suizanlı, olumsuz, hep her şeyin kötüsüne yönelen, kötüsünü gösteren, olmazına bakan, dara koşan, zora sokan, sabırsız, asabi, işte bu kem özellikleri düşünün. Öyle bir insanla beraber olduğunuz zaman sanki bir kara delikle berabersiniz. Yani ne farkı var? Emiyor. Çevresindeki insanların hayatını emiyor. Öyle birisi bir ailenin içinde olduğu zaman ailenin enerjisini emiyor. Bir topluluğun içinde olduğu zaman o topluluğun gayretini öldürüyor. O yaydığı elektrikle, kötü elektrikle, kem enerjiyle, kem tavırla. Hatta elektrik yaymıyor da sanki yutuyor. Öyle insanlarla mesela diyelim bir yere gezmeye gittiniz. Ya gezdiğinize, gezeceğinize pişman ederler sizi. Beraber bir iş yaptınız. İş yaptığınızda, yapacağınızda pişman ederler. İşte beraber bir ortamda bulundunuz. Gideceğinize, gittiğinize pişman ederler. Nasıl yapıyor bunu? İşte o kara deliğiyle yapıyor. O güneş de olabilir o insan. Bakınız işte güneşe de geçelim. Mesela öyle de insanlar var. Girdikleri yerde parıldıyorlar. Yüzleri, kalpleri, dilleri, elleri. Yani her şeylerinde bir nur saçılıyor etrafa. İçlerindeki güzellik dışarıya taşıyor sanki. Allah rahmet eylesin. Merhum Fırıncı abi öyleydi yani. Allah mekanını cennet etsin. O böyle bir yere girdiği zaman, muhabbete başladığı zaman sanki böyle bir neşe dağılırdı. O gülmesi, tebessüm etmesi, hareketleri, kaşı gözü. O zaten içindeki nur da ayrı. Yani o nur zaten dışına taşan nur da o nurun şeyiydi, eseriydi. Yani merhum Fırıncı abi tam buna güzel bir örnek. Bunun gibi çok Allah dostlarına siz de rastlamışsınızdır. Yani onların varlığıyla bile çevreleri neşeleniyor, enerji alıyor, güçleniyor, yeşeriyor. Tıpkı güneş gibiler. Mesnevi Nuriye'de Bediüzzaman Hazretleri Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı güneşe benzetiyor. Nasıl diyor, maddi alemde güneş hayatın devamını sağlıyor. Manevi aleminde diyor güneşlere ihtiyacı var, işte nübüvvet öyledir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da güneşler güneşidir. O güneşlerin en parlağıdır. Onun ışığıyla, onun yaydığı enerjiyle gezegenler ısınır. İşte bizim de içimiz, kendi ısımız kendimize yetmeyen, zaten amellerimizin çoğu kırılıyor, dökülüyor. Kıldığımız namazların ne kadar, Cenab-ı Hak kabul etsin tabii duamız o yönde ama, ne kadar sünnet-i Resulullah'a uygun, tam muvafık olduğunda yani içimizde bir sürü şey var, acaba var. Zaten kafamızı, aklımızı, kalbimizi tutamıyoruz namazlarda. Öyle hani anlatılır bir fıkra. Hoca cemaatle şeye düşmüş tartışmaya. Cemaat diyormuş, hocam 3 kıldırdın. Hoca diyormuş, ya 4 kıldırdım. Cemaat diyor 3 kıldırdın. Hoca diyor 4 kıldırdım. Peki nereden biliyorsun falan filan, o şey olunca hoca demiş, bakın birinci rekatta evden çıktım, ikinci rekatta bakkala gittim, üçüncü rekatta şeyi aldım, işte oradan alacağımı aldım, dördüncü rekatta da eve döndüm. Yani aklı namazda değil ya, aklı şeyde, o yapacağı bir iş var, bakkala gidip bir şey alacak, onun planını kuruyor kafasında, temsil misal yani. Onu kurduğu için onunla şeyi ispat ediyor. 4 rekat kıldım ya diyor. Her rekatta yaptığım bir iş var diyor yani. Onu düşündüm, bunu düşündüm, şunu düşündüm. Cemaat de diyor yok 4 değil 3. Gibi gibi. Bizim namazlarımız da çok kusurlu. Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz kabul etsin diye. O ısı bizim içimizi ısıtmaya yetmiyor. Bizim ibadetteki zafiyetimizden dolayı. Ama Allah dostları olduğu zaman etrafımızda, onların yakınında, civarında veya birbirimizin ısısıyla ısınacağımız ortamlarda, sohbet ortamlarında, cemaatlerde, cemaatle namazda mesela bulunduğumuzda o ısıyı biriktirebiliyoruz. İşte penguenlerin kutuplardaki halini görüyorsunuzdur. Fırtınalarda nasıl yapıyor penguenler? Kapanıyorlar böyle. En güçlüler en dışarıda kalıyor. En zayıflar, yavruları ortalarına alıyorlar böyle. Ne yapıyorlar? O kapanma sayesinde ısıyı koruyorlar.
O en dışarıdakiler de arada bir yer değiştiriyor. Çok üşüyen olduğu zaman o içeri giriyor. Daha güçlü olan dışarı çıkıyor falan. Yani şey sağlıyorlar. İçlerindeki enerjiyi korumayı sağlıyorlar o sayede. Bu bize örneklik teşkil etmiyor mu? Bizim halimiz bundan farklı mı? Değil. Biz de bir cemaat olduğumuzda, bir sohbet ortamına gittiğimizde ısımızı korumaya çalışıyoruz. Ahir zaman şartlar çok çetin söyleyemedim. Şartlar çok çetin, imtihanlar ağır. Tek tek günaha düşmek kolay. Ne yapıyoruz? Ya enerjimiz biraz korunsun, biraz böyle burada muhafaza olalım diye sohbetler, dersler, cemaatler teşkil ediyoruz. İntisaplarda bulunuyoruz. Elbette bunlar caiz ve gerekli. Bir hikmete binaen ümmet bunca senedir bunu yapmışsa, gelip 2-3 tane hovardanın bunlar kötüdür demesiyle kötü olmaz. Elbette Ehl-i Sünnet vel Cemaat itikadı çerçevesinde amel eden tüm cemaatler ve tarikatlar haktır ve lazımdır. Hiçbirisini abese düşüremez kimse. Hele ahir zamanda gelmiş zıp çıktılar, hiç böyle bir şey yapamazlar arkadaşlar. Hiç onların sözlerine bakmayın. Siz ümmetin zaman aynasında yansıyan tecrübesine güvenin yani. Ümmet böyle yapmışsa bunun bir hikmeti vardır. Onların aklı ondan fazladır yani. Evet. Nereden geldik buraya? Onu da hatırlayamıyorum. Herhalde şuradan geldik. Nasıl ki insan şu alemin kebirin bir misali musaggarıdır. Ha. Yani Cenab-ı Hak içimizde kara delik de yaratmış, güneş de yaratmış. Neyi arasak aslında bir numunesini kendimizde buluyoruz. Yine Bediüzzaman Hazretlerinin verdiği misallerden mesela Levh-i Mahfuz var. Büyük kainatta yaratılan her şeyin yazılı olduğu o yer. Bizde de hafıza var. Bizde de bir şeyler yazılıyor. İşte alemi misal var. Bir tür suretler alemi. Mahiyetini bilemiyoruz tabii. Ehli bilir onu. Hani bizim bildiğimiz, aklımıza gelen, bize öğretilen o kadar bir şey. Bir suretler alemi gibi bir şey yani alemi misal. Bizde de kuvve-i hayaliye var. Yani hayal gücümüz var. Onun gibi yani mesela kainatta şeytan var. Bizde de lümme-i şeytaniye var. Şeytanın ahizesi hükmünde içimizde bir yer. Gibi gibi aslında insan kendi içinde neye ulaşsa büyük kainatta onun daha büyük bir tecellisi olan şeyini görüyor. Alemini bulabiliyor yani. Biz o büyük alemin özetlenmiş bir şekliyiz. Ondan gelen izler, çizgiler bizde var. Yani tabiri caizse yani şöyle alem böyleyse onu dürmüşler. O dürmenin içinde biz varız. Alemin dürüldüğü o yerde, oranın en incelen yerinde biz varız sanki. İnsanoğlu var ve insanın içinden o alemin her şeyi geçiyor. Ve kabiliyetleri de ona göre açık, yetenekleri fazla, istidadı ziyade, konuşabiliyor, düşünebiliyor, neler neler tefekkür edebiliyor. Ayakları yerdeyken ta bilmem kaç milyar yıl ötedeki şeyler hakkında akıl yürütüyor. Bu nasıl olmuştur, nasıl bitmiştir falan filan. Kendisi burada, belki kainat yaratılalı ne kadar oldu, milyarlarca sene. Nasıl başladı her şey? Bak buna kafa yoruyor. Big Bang diyor, bilmem başka bir şey diyor, sıçrama teorisi diyor falan filan. Ama hepsiyle ilgisi var. Bu ilgi neden? Biz neden sadece yaşadığımız hayatta değil de evrenle ilgiliyiz? İşte bu ilgi aslında bizim özet olmamızdan, o büyüklükle aramızda bir bağ olduğunu sezmemizde. Bunu sadece Bediüzzaman Hazretleri de söylemiyor. Yani daha doğrusu sadece İslam'da böyle geçmiyor. Bugünlerde okuduğum bir kitap var işte mesela Bilgiler Kitabı diye bir kitap. Bundan daha önce de alıntı yapmıştım. Bunun içinde bir yarı Katolik, yarı Hindu bir profesör var. Raymond Panikkar, herhalde böyle okunur ismi. En büyük din filozoflarından biri falan filan diyor. 1918 yılında Barcelona'da doğmuş. Doğa bilimleri falan filan, teoloji diploması almış. Harvard'da, Kaliforniya üniversitelerinde falan filan okumuş. Hinduist uzmanmış. Kültürler arası bilmem ne falan filan. Bir sürü şey var yani adamın eğitimi var. Bu adam metnin bir yerinde diyor ki bu Raymond Panikkar. Bakın. İlk
insanın bir mikrokozmos olduğuna inanmazsak ve mikrokozmos küçük dünya anlamına gelmez. Bunlar 6 milyar küçük dünyadır. Hayır, mikrokozmos küçük olarak bütün dünyadır. Öyle ki bütün insanlığın yazgısı tek bir bireyde cereyan eder. Evet, eğer buna inanmazsak insan haysiyetini tamamen yitiririz. Bu adam böyle diyor işte. Yani insan haysiyeti o şeyde diyor gizli. Tabiri caizse kendi ifadelerini biz tabii kendi perspektifimizden açıyoruz onu. Yani bizim alemin özeti olmamızda haysiyetimiz gizli diyor. İnsanın değeri alemin özeti olmasında. O da kendi felsefesinde, kendi şeyinde buna ulaşmış bu düşünceye. Belki İslam'ı da okudu, belki onlardan daldı. Tasavvuf geleneğinde okumuş olabilir yani. Bu adamın çok araştırmaları varmış dinler üzerine. Niye böyle söylüyor? Biz bir tesadüf oyuncağı olarak değerli olamayız. Bakınız, seküler bilimin gözünde insan ne? İşte bu evrimciler, darwinistler, işte falan filan tabiatçılar, naturalistler, başka başka materyalizm falan, hani böyle insanın kendiliğinden, canlılığın kendiliğinden oluştuğunu düşünen insanlar. Onların gözünde biz neyiz? Bir tesadüf sonucuyuz. Bir tesadüf sonucu oluşan insanın taştan ne değeri var? Oluşma anlamında. Hiçbir anlamı yok, hiçbir değeri yok. Yani o da tesadüf eseri taş olmuş, sen de tesadüf eseri insan olmuşsun. Bu anlamda yapısal manada aranızda bir nüans yok ki. Neden sana ayrıca bir saygı gösterilsin? İnsansın diye itibar göresin. Yine okuduğum bir kitapta geçiyordu, çok da hoşuma gitmişti. Bir İngiliz'di ama ismi aklıma gelmiyor. Diyor ki, biz diyor evrimcilerden hangi hayvana benzediğimizi öğrenmek istemiyoruz diyor. Gücü yetiyorsa bu bilim adamları diyor bize nasıl meleklere benzeyeceğimizi öğretsinler diyor. Değil mi yani? O hayvan, bu hayvan, şu hayvan. Yahu biz kendimizdeki haysiyeti, ayrıcalığı, izzeti hissediyoruz. Bizde bir başkalık var. Bizi ne götürüyorsun? Terliksi hayvana bilmem şuna buna bağlıyorsun bilmem tek hücreli falan filan. Ya bu içimizdeki başkalık bununla açıklanmaz. Yani insan olmak, hayvandan atladığımız o eşik. Biz atlamadık aslında ama o yani hayvanla insan arasındaki o uçurum. Uçurum yahu hiç benzer yanımız var mı? Fizik anlamda demiyorum, içimiz olarak yani. Şiir yazan hayvan var mı? Sinema izleyen hayvan var mı? Veya işte sanat yapan hayvan var mı? Kainatı tefekkür eden hayvan var mı? Yani bizdeki o uçurum, o başkalık başka bir izah istiyor. Bir haysiyet istiyor o adamın ifadesiyle. Burada da işte Bediüzzaman Hazretleri'nin çektiği dikkat. Bir misali musagarlık var bizde. Her şeyle ilgimiz var, her şeyden bizde cüzler var. Bu iş başka bir iş. Ve değerimiz de burada. Bunu bilirsek kurtulacağız o sıradan olmadan. Başka olma sırrına hakikaten böyle ereceğiz. Gençlerimizin yaptığı gibi işte atıyorum burasına piercing takmakla, şurasını boyamakla falan veya işte yırtık pantolon giymekle çok başka oldum, çok sıra dışı oldum falan. Bununla olmuyor bu iş. Bunlar ne ki? Bunlar madde. Asıl içimizdeki sırra erdiğimiz zaman, derunumuzdaki başkalık ortaya çıktığı zaman, Allah'ın ehadiyet sırrıyla özel İkramı, keremi, tecellisi, yaratışı olduğumuzu fark ettiğimiz zaman, işte o zaman haysiyet oluşuyor. Ben Ahmet olarak Allah'ın özellikle yarattığı bir insanım. Özel yarattığı bir insanım, benzersiz yarattığı bir insanım. Diğer ne kadar insan varsa şimdiye kadar var olmuş, onlardan ayrı bir muradı olan bir insanım. Ayrı bir muradı vardı ki, ayrı bir özelliğim vardı ki beni ayrıca yarattı. Haşa, o abesten münezzehtir. Bakın buradan çıkıyor haysiyet. Yoksa insanın ne değeri var yani? Diğer canlılardan, şundan bundan. Ki işte böyle kara ütopya denilen kitaplar var veya işte filmler var. Siz de izlemişsinizdir. Gelecek senaryosu yapıyor adam. Ne işte insanlar böyle şey gibi. Serada yetiştiriliyormuş gibi. Veya işte o Matrix'te olduğu gibi. Tüplerin içinde insan şey yapıyorlar, klonluyorlar, çoğaltıyorlar. Ondan enerji elde ediyorlar, sonra etini çöpe atıyorlar.
bu olursun yani. Bu kadarlık bir kullanıp aklım alıp bir beden. Halbuki insan öyle mi ya? Neler neler umuyor, neler neler diliyor, neler neler hayal ediyor yani. Böylesi batıl ideolojilerden sıyrılmanın en büyük yolu insanın kendi içine dönmesi, içindeki harikalık, bununla konuşması. Bununla konuştuğunuz zaman o dışarınızdaki şeyler sizi ikna edemiyor. O yüzden ben mesela tasavvuf mesleğini çok böyle bu zamanda elbette biraz daha belki bugünün dilini konuşacak şekilde sistemleştirilmiş, mesela psikolojiyi ikna edecek argümanlara sahip olmuş, şekillenmiş bir şekilde tekrar hayatımıza sokmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o mesleğin argümanları insanı harikalığına inandırır. Yoksa insan kendisini hayvandan yukarı göremez ve teselli bulamaz diye düşünüyorum. Neyse. Evet, bunu konuştuk. İnsan şu alemi kebirin bir misali musaggarıdır. Bir küçük numunesidir. Onda ne varsa insanda da vardır. Bazen işte bilim adamları diyorlar kainatta demeyelim. Kainatta da diyebiliriz ama dünyada mesela ne varsa element olarak insanda da var diyorlar mesela. Fosfor var, kalsiyum var. İşte atıyorum başka ne? Demir var. Hemoglobinler mesela demirle çalışıyor. Başka diyelim işte ne bileyim dokularımıza sinmiş yani her metalden, elementten bir küçük numune Cenab-ı Hak bize koymuş. Onunla insan çalışıyor. Bir derleme toplama hali var insanda yani. İşte canlılık tesadüfen oluştu. Sanki öyle bir yer var ki bütün can şeyler tesadüfen duruyorlarmış hepsi beraber. İşte kalsiyum ne kadar lazım? 1 gram. Oraya tesadüfen gelmiş. İşte karbon ne kadar lazım? O ondan çok lazım. 1,5 kilo falan getirip 1,5 kilo da karbon gelmiş. Azot gelmiş işte 7 kilo falan. Onlar öyle tesadüfen hepsi bir aradaymış. Rıp diye birden insan olmuşlar böyle. Ya da canlı olmuşlar rıp diye birden. Nasıl onların hepsi o her biri ayrı bir yerdeyken kainatta toplanmış gelmişler de orada o kadar böyle hassas ölçülerle DNA olmuşlar, cilt olmuşlar, deri olmuşlar falan filan. Hülasa bunlar bayağı zorlama işler vesselam. Evet, insan misali musaggardır. Bunu gördük, konuştuk. Ve Fatiha-i Şerife şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridir. Fatiha-i Şerife nedir? Fatiha suresidir. Yani şerefli Fatiha diyor. Kur'an-ı Azimüşşan o ne demek? Büyük şan sahibi Kur'an. Burada ne diye verilmiş? Şuna da bakalım. Şanı yüce Kur'an diye verilmiş. Evet. Biz de öyle tarif ettik. Kur'an-ı Azimüşşan şanı yüce Kur'an demektir. Bunu hocalarımız çok kullanır. Böylece öğrenmiş olduk. Kur'an-ı Azimüşşan. Burada şuna da bir kapı açayım. Laf açıyor. Arkadaşlar, dilimizi böyle ifadelere alıştırmakta çok büyük fayda var. Mesela işte Kur'an-ı Azimüşşan, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselam veya işte Cenab-ı Hak'tan bahsederken işte Cenab-ı Hak veya Allah Celle Celaluhu veya Hak Sübhanehu ve Teala Cenab-ı Hakk'ı böyle veya peygamberimizi veya dini herhangi bir ifadeyi ona taraftarlığımızı hisseder, onu över, tazim, hürmet ifadeleriyle beraber anmakta büyük fayda var. Bu bir, şunu sağlıyor, elbette sevabı var, bir onu sayalım önce, Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği bir nimeti ona layık sena ile anmak bizim hasenat defterimize iyilik olarak yazılıyor. Çünkü hakkı olan şeyi söylemiş oluyoruz. İltifatı etmiş oluyoruz. Cenab-ı Hak elbette kendi hakkında veya onun değer verdiği bir şey hakkında edilmiş senaları boş çevirmez, boşa götürmez. İlla bir şeyler hasenat defterimize buradan yazılır. Bu bir. İki, taraftarlığımızı koruyoruz. Bakınız, Peygamber Efendimiz'e Muhammed diyen aleyhissalatü vesselam, sadece Muhammed diyen, yani böyle insanlar var işte kitaplarında falan, veya Kur'an'a sadece Kur'an diyen veya işte Cenab-ı Hakk'a sadece Tanrı diyen, bu kadar şeylerle geçen, kuru ifadelerle geçen insanların hayatına bakın.
dinin eserinin de gittiğini görürsünüz hayatlarında. Yani şu dil, dinle çok ilgilidir. Bakınız, dil, dinle çok ilgilidir. Eğer dininizi yaşıyorsanız, hakikaten içindeyseniz, o dilinize akseder. Dilinizde dinle meşguliyet varsa, o da hayatınıza akseder. Bu bir döngüdür yani. O onu destekler, o onu destekler. İnsan Kur'an'a büyük değer veriyorsa, onun hakkındaki övgü ifadelerini kullanmaktan çekinmez. Hatta iştiyak duyar, hoşuna gider, dili meyleder yani onları kullanmaya. Kur'an-ı Hakim, Furkan-ı Hakim, Kur'an-ı Azimüşşan, Kur'an-ı Kerim, bunlar hep övgü ifadesi. Bunlardan çekinmez. Ama dine lakaytsa, ilgisi azalmışsa, bağı kurumaya başlamışsa, işte bu ifadeler dilinden kesilmeye başlar. O yüzden bunları kullanmaktan da çekinmeyelim. Kullanmayanları da kullanmaya teşvik edelim. Yani şöyle söylesen daha iyi olur diyelim. Eskiden mesela büyüklerimiz bizi uyarırlardı mesela. Ne güzel, Allah razı olsun onlardan. Şimdi hatırlıyorum. Mesela Nuh peygamber diyordu mesela, babanın oğlundan bahsetmiyorsun aleyhisselam de. Yani uyarıyorlardı bizi. Niye öyle sadece ismiyle andın? Çok güzel bir şey mesela bu. İyi ki de uyarmışlar, Allah razı olsun mesela. Musa peygamber dedin. Diyordu, babanın oğlundan mı bahsediyorsun? Aleyhisselam diyeceksin. Biraz da sert veya Hazreti demezsen. Ömer böyle yapmış. Ne Ömer'i diyordu? Hazreti Ömer diyeceksin radıyallahu anh. Babanın oğlu mu o senin diyordu mesela. Ya bunlar, şimdi düşünüyorum kendi küçüklüğümü falan, çok önemli şeylermiş. Terbiye aşılama yöntemleriymiş yani. O kelamın onunla anılacağını öğrenen adam, o isme öyle hürmet edileceğini öğrenen adam, ilerleyen hayatında da bu hürmeti koruyor. Ama sallapati, sanki babasının oğlundan bahseder gibi onları konuşmaya alışmış olan, ileride o saygıyı zor koruyor. Hem şu da var, mesela orada bu saygıyı kazanan adam hayatında da saygılı oluyor. Yani böyle bir şeyin olduğunu öğreniyor. Saygı duyulacak isimler var. Öyle her ismi kafana göre anamazsın. Herkesten öyle normal birisinden bahsediyor gibi bahsedemezsin. Sıra dışı insanlar var. Senin hürmet göstermen gereken. Mesela sahabeyi böyle anmaya alışmış bir insan. Bugün çokça uğraştığımız, karşılaştığımız sahabeden gelen hadislerden şüphe eder mi? Etmez. Çünkü onlara hürmeti var. Tabiine hürmeti var. Tebe-i tabiine var. İslam ulemasına var. Allah dostlarından birisi anıldığı zaman en azından Kuddise sürruh demesini biliyor. Biliyorsa onlara saygısı var demektir. Saygısı varsa onlardan gelen de çok şüphesi yok demektir. Yani o hürmeti var demektir. Ama o olmadığında ne oluyor? Bakıyorsun adam ta dilini Ebu Hüreyre radıyallahu anh'a kadar kaldırıyor yani böyle. Sahabeden böyle taneden, onu bunu eleştiren, iyice zıvanadan çıkmış, kendisiyle onları karıştırmaya başlamış, kendisiyle onları bir tutmaya başlamış, belki kendisini daha da yukarıda gören arızalı tipler türüyor. O yüzden bu kelimeleri dilimizden aman sakın çıkarmayalım, inşallah koruyalım bunların varlığını. Ben mesela kendi adıma söylüyorum, bu sünnet düşmanları, hadis inkarcıları piyasaya çıkana kadar ben bu salavat mevzusunda çok şey değildim. Getiriyordum ama yani çok böyle farkında değildim olayın. Çok ne yapıyorum ben onu da bilmiyordum tam. Ama ne zaman bunlar çıktı, onun bir taraftarlık ifadesi olduğunu anladım. Çünkü onlar demiyor. Onların demediğini görünce ben anladım ki bu hani bir vücut beyanı. Ben bu taraftayım. Sen oradasın, ben bu taraftayım. Aleyhissalatü vesselam diyenler tarafındayım. Ehl-i sünnet ve cemaat tarafındayım gibi bir irade beyanı olduğunu düşünmeye başladım. Ve öyle de getiriyorum artık elhamdülillah. Dilimi buna alıştırdım. İki bu dedik. Üç ne diyecektik acaba? Üç de vardı aklımda ama. Ya içimizi terbiye ediyor, onu söyleyelim yani. İşte az önce de biraz bahsettik. Böylesi kelimeler insanın sadece dışına ilan ettiği şeyler değil, içine de verdiği mesajlardır. Kur'an-ı Azimüşşan. Nasıl? Yani onun şanı yüce, ona hürmet etmek lazım. Mesela Kur'an şurada asılıysa
Bizde nasıl olur? Oraya ayağını uzatamazsın. Veya Kur'an belden aşağıda bir yere konmamaya çalışılır, zaruret olmadıkça. Hep belden yukarıda tutunmaya çalışılır. Kur'an kursuna giderdik biz. Böyle yanımıza Kur'an koyamazsın, böyle şöyle tutarsın Kur'an'ı falan. Niye? Belden aşağı inmeyecek gibi hürmet şeyleri. Bunlar Kur'an-ı Azimüşşan'ın hak ettiği şeyler. Nereden geldik buraya? Fatiha-i Şerife, şu Kur'an-ı Azimüşşan'ın bir timsali münevveridirden geldik. Timsali münevver neymiş? Hemen bakalım. Nurlu örnek. Yani insan kainatın örneği, özeti. Fatiha'da Kur'an'ın özeti. Öyle mi? Evet öyle. Kur'an'ın içinde her ne maksat varsa onlar Fatiha'nın içinde de var. Bunu ben şimdi size anlatmaya kalkarsam çok dökerim, beceremem ama İşaretül İcaz'ın başında Fatiha-i Şerife'nin tefsirini okuyan herkes Kur'an'ın böyle olduğunu, daha doğrusu Fatiha'nın böyle olduğunu, Kur'an'la ilişkisinin onun özeti şeklinde olduğunu bilir. Zaten hakkındaki hadisler de, hani Fatiha'nın övüldüğü hadisler de bize bunu bildiriyor. Ulemamız da bunu söylüyor. İçine girdiğiniz zaman da o kelimelerine, harflerine, onların birbiriyle bağına falan görüyorsunuz ki Kur'an'da her ne maksat varsa hepsi Fatiha'da özetlenmiş. Aslında Fatiha o Kur'an'ın bir özeti. Oradaki manalar Kur'an'da daha geniş, daha farklı perspektiflerden anlatılmış. Ama Fatiha'da da var. Bunu görüyorsunuz. Görmek için adres İşaretül İcaz'ın başında Fatiha'nın tefsiri. Oraya bakmak lazım bunu görmek için. Ben şimdi bunu beceremem. İtiraf edeyim. O bilgi yok bende. Belki hani şunu söyleyelim. Mesela akaid-i imaniyenin her bir şeyine bir bağ var Fatiha'da. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd var. Allah var. Onun rububiyetine atıf var. Alemler Rabbi olduğuna yani tevhide atıf var. Hamdun ona sadece olacağına dair yine tevhide atıf var. Errahmanirrahim işte rahmetine, rahimiyetine atıf var. Maliki yevmiddin hesap gününün sahibidir de mesela ahirete atıf var. Buradaki kulluk sorumluluğumuza atıf var, imtihana atıf var. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn yine tevhide atıf var. Yalnız senden yardım isteriz, yalnız sana ibadet ederiz. İbadete atıf var, duaya atıf var. Ne bileyim hani o devamında da mesela işte hidayet dilemek falan. Onu alimlerimiz uzun uzun anlatmışlar. Öyle bir eser okursanız buna kesin kanaatiniz gelir. Ama her o kelimeden, her birinden ifade eden ekten çıkıyor yani. İşaretül İcaz'ın başında Fatiha'nın tefsirinde bu mana var. Şimdi o öyle, bu böyle, insan öyle, Fatiha böyle. Geldik namaza. Namaz dahi bütün ibadatın envanı şamil bir fihriste-i nuraniyedir. Namaz bütün ibadatın, yani ibadet namına kainatta ne varsa eylediğimiz, eylenen, ne varsa hepsinin envana, türlerine şamil, kapsayan, şamil, şumullü kapsayan bir fihriste-i nuraniyedir. Fihriste ne? İşte her şeyin özeti içinde yer alan şey. Burada ne diye verilmiş? Onu söyleyeyim. Nurlu fihriste diye verilmiş Fihriste-i Nuriye. Yani fihrist böyle bizde genelde o defterler oluyor A, B, C falan A'sından açtığın zaman A açılıyor falan ona fihrist diyorlar defter şeklinde. Ama benim bildiğim fihrist aslında eserlerin özetlendiği yer. Mesela Risale-i Nur'un fihristi var. Burada var mı arkasında? Burada da vardır herhalde. Ha mesela bakınız sözlerin fihristi var. Özetle mesela bir eserde ne anlatılmış onu söylüyor. İçindekiler bölümü gibi ama içindekilerin özetlisi. Yani sadece başlığı söyleyip geçmiyor. Şu şu anlatılıyor, bu anlatılıyor diyor. Özetleyen bir bölüm var Risale-i Nur'da. Kendisinin içinde genelde eserin sonunda oluyor. Her eserin fihristi o eserin sonuna konmuş oluyor. İşte ona fihrist deniyor. Burada da var mesela. Bakalım 9. sözde ne demişler fihristte. Hemen onu da size okuyalım. 9. sözde okumuş olalım fihristten. Hemen çok kısa bir vaktinizi alayım.
İşte dokuzuncu söz. Filisteki maddesini okuyorum yani. Dokuzuncu söz. Fesubhanallahi hine tumsune ve hine tusbihun ve lehul hamdu fissemavati vel ardi ve aşiyen ve hine tuzhirun. Ayetinin mealinde ve beş vakit namaz hakkındaki ayatın gayet mühim bir sırrını beş nükte ile tefsir etmekte beraber, malum olan beş vakit namazın o vakitlere hikmeti tahsisini o kadar güzel ve şirin bir tarzda beyan ediyor ki, zerre miktar şuuru bulunan bir insan, bu cazibedar hikmet ve parlak hakikate karşı teslime mecbur olur. Ve cesedi insan, havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruhu insan da namaza muhtaç bulunduğunu gayet kat'i bir surette beyan eder. İşte Fihrist'teki dokuzuncu sözün anlatımı. Fihrist böyle bir şey. Demek namaz da bütün ibadetleri içinde özetleyen bir Fihriste-i Nuraniye'ymiş. Nasıl olur şimdi? Bir sürü ibadet var. Parayla yapılan ibadet, işte malla, parayla, mülkle yapılan ibadetler var. Mesela zekat, sadaka. Açlıkla edilen ibadet var. Mesela oruç. Takvayla yapılıyor biraz da tabii, sadece açlıkta değil. Günahlardan kaçınarak da, o da onun orucun parçası. Cenab-ı Hak hakkıyla oruç tutanlardan eylesin bizi de. Veya işte ya insana yardım etmek. Ağır büyük taşıyan bir ihtiyarı görüp elinden o şeyi Allah rızası için alıp taşımak bile ibadet. Şimdi nasıl olur da bütün hepsi böyle namazın içinde olur? Allah Allah, yani şimdi düşünüyoruz, fiilen hepsi içinde değil gibi. Ya ama amaç anlamında yine onun içinde değil mi? Hani öncekinde de ben demiştim şu şey bahsinde, bu secde mevzusunda. Hayret ve muhabbetle secde etmek bahsinde demiştim ya, aslında her şeyin bir secdesi var. Secde ne demek? Büyüklüğünü kabul etmek demek bir manada. Bir şeye secde ettiğiniz zaman onun büyüklüğünü kabul etmiş oluyorsunuz. Onun asıl sizin arizi olduğunuzu, onun geçerli sizin taklitçi olduğunuzu gibi bir sürü manada bu secdeyi yorumlayabiliriz. Yani boyun eğmek, eğilmek, secdeye varmak, karşınızdakinin konumunu kabullenmek, sizi kendinizi daha aşağıda konumlandırmak gibi bir manayı içinde saklıyor secde. Şimdi hal böyle olunca aslında bizim hasenat umarak Allah rızası için yaptığımız her işte zaten bu secdenin manası var. Ben şimdi bir yaşlı amcayı gördüm, yükleri ağır, götüremiyor. Allah rızası için onu aldığım zaman ne yaptım ben onu aldım? Dedim ki ben buradan rahat rahat kollarımı ellerimi sallayarak evime gidebilirdim. Ama bu benimki. Ben benimkinin asıl olmadığına karar verdim. Ben benimkinin doğru olmadığını düşünüyorum. Ya hangisi doğru? Allah'ın rızasının daha kazanılır olduğu yer, seçim, zaman, şekil, doğru olan budur diyorum. Kendi şeyimden vazgeçiyorum. Cenab-ı Hakk'ın rızasını kazanma yoluna eğiliyorum, dönüyorum, temayül gösteriyorum. İşte bu ne oldu? Benim secdem oldu. Orada, o fiilde, o halde, o zaman diliminde Allah'ın dilediğinin benim dileyeceğimden daha hayırlı olduğunu kabul ettim ve onun kendi dileğimi onunkine çevirdim. Yani onun rızasını arayacak şekle çevirdim. Tevekkül ettim. Kendi gördüğüme değil, onunkine. Yolda mesela cüzdan gördüm. Cüzdan da içi doluydu mesela, atıyorum. Bayağı da sağlam para vardı. Şimdi bir, o parayı alıp kendi menfaatim için kullanabilirim haram olarak. Nefsime faydası var, bedenime faydası var, hayatıma faydası var. Bak, faydaları görüyorum. Kendi dünyamda bir hesap yapıyorum. Ama iki, Cenab-ı Hakk'ın o parayı kullanırsam bana ceza vereceğini, o paranın da hayrını görmeyeceğimi, haram paranın bereketsiz olduğunu biliyorum ve onu sahibine götürüp, bulup, verip sevap kazanmanın veya işte en azından
karakola götürüp böyle böyle bir para buldum, bunun sahibi kimse bunu teslim edin diye bırakmanın daha hayırlı olduğunu görüp kendi şeyimden Allah'ın takdir buyurduğu, benim için seçtiği yola secde ediyorum. Benimki asıl değil, o asıl diyorum. Ben küçüğüm, o büyük diyorum. Ben haksızım, onun seçtiği daha haklı diyorum. Kendi yolumdan onun yoluna iltica ediyorum. İşte bu manada aslında bütün bu bizim işlediğimiz ibadetler, hayırlar, bunların hepsi en sonuçta bir secde yani. Bir vazgeçiş, bir tevekkül, bir iltica, bir ben esas değilim, o esas deme şekli. Her ibadette bu mana var. O anlamda namaz da o zaten ve namaz bunun en komplike şekli. Yani namaz kılıyorsunuz, zamanınızın bir kısmını tamamen böyle özetlenmiş bir şekilde Cenab-ı Hakk'ı nasıl anılmayı murat buyuruyorsa, ne sözlerin söylenmesini murat buyuruyorsa, ne hareketlerin yapılmasını murat buyuruyorsa, tam o şekilde geçirmeye çalışıyorsunuz. Şimdi bir insanın yükünü alıp X yerden Y yere götürdüğünüz zaman, evet Allah'ın rızasına ulaşmış olursunuz ama o adamdan da bir iltifat alırsınız. Yani yolda da sohbet edersiniz falan filan. Bu ilişki hem ne diyelim insanidir, beşeri şeyler işliyordur, hem de rıza ilahi murad edilmiştir. Fakat namaza geldiğimiz zaman namaz, yani bilmiyorum bunu anlatabiliyor muyum ama hiç bu boyuta ait bir iş gibi durmuyor yani. En son onu söyleyeyim. Şimdi mesela zekatı veriyorsunuz mesela. Zekatta şu da olabilir. Mesela zekat verdiğiniz insanla ne oldu? Bir hoşbeşiniz oldu. Parayı götürüp verdiniz. Onu da sevindirdiniz. O adamın da elbette size karşı muhabbeti oldu. Zaten zekat dinin köprüsüdür. Neden? Çünkü fakirlerle zenginleri birbirine şey kılar. Bağlı, hürmetli, sevgili kılar. Yani İslam coğrafyası niye batıdaki gibi o işçi sermaye mücadelelerini yaşamadı ya da daha düşük düzeyde yaşadı? Çünkü o zekat bağını, sadaka bağını koruduğu için zenginler ve fakirler. Zekatı zengin, fakirin kendi malındaki hakkı olarak gördüğü için, Allah rızası için verdiği için bunu biz sarsıcı bir şekilde yaşamadık. Ucuz atlattık yani o şeyi, o süreci. Yani o perspektiften baktığınız zaman elbette seküler bir alanda da faydası var veya sosyal bir alanda da faydası var. Ama ben namaza bakıyorum, yani namaz çok bu boyutun ötesini amaçlayan bir şey. Yani namazın hareketi, zamanı, söyledikleri bu dünyada neye hedefli olabilir ki? Ya bilmiyorum, anlatabiliyor muyum? Ya bu dünyada bir amacı yok o namazın ya. Bu dünyada bir amacı olamaz namazın, yani içerik itibariyle söylüyorum. Namazın bu dünyayla bir alakası yok. O tamamen öteki tarafa konsantre olmuş, sözüyle, hareketiyle, her şeyiyle o tarafa konsantre olmuş bir ibadet. O yüzden içeriğiyle de bir özet şeyi var zaten. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber. Zaten onlar bütün ibadetlerin özetini teşkil ediyor. La ilahe illallah, Fatiha gibi gibi. Bu anlamda da hakikaten namaz öteyi hedefleyen, secdeyi hedefleyen ve manalar, dile getirdiği anlamlarla da ibadetlerin özeti olan bir özet, ubudiyet şekli namaz. Fihristeyi Nuraniye buradaki şekliyle, ifadesiyle. Ve bütün esnaf-ı mahlukatın, mahlukat sınıflarının elvan-ı ibadetlerine işaret eden bir haritayı kutsiyedir. Elvan-ı ibadet, ibadet renkleri işaret eden bir haritayı kutsiye. Kutsi harita, mukaddes harita, yüce harita. Namazda bütün mahlukatın ibadet renklerinin de şeyi varmış, haritası. Nasıl? Bunu şeyle anlatıyorlar mesela. İşte secden var. Sürünen canlıların ibadetlerini temsil ediyor. Rükun var. Eğik gezen canlıların işte ifade ediyor. Ayaktasın, bu da insanların ibadet şeklini temsil ediyor falan gibi anlatanlar da var. Böyle de anlayabiliriz. Zaten hani hareketlerin bununla bir ilgisi var. Bunu anlayabiliriz.
Veya şunu anlayabiliriz. Varlıkların da yaptığı şey, yani mahlukatın bütün sınıflarının yaptığı şey de zaten zamanlarını Allah'ın razı olduğu şekilde geçirmek. Yani ibadet bu. Allah onlarda bir razılık şekli bildirmiş. Onlar da ona göre ibadet ediyorlar fiilen. Biz de o şekle girdiğimiz zaman namazda, biz de yani halkaya dahil oluyoruz. Kendimiz de o haritayı gösteriyoruz. Bunun şuurunda olduğumuz kısımlar, şuurunda olmadığımız kısımlar var. Farkında olduğumuz var, olmadığımız var. Ama her şekilde namazın içinde bütün canlıların veya cansızların da belki ibadetlerinin öz şeyleri var. Özetleri, özellikleri var. Onları da temsil etmiş oluyoruz. Onların üstünde bir şey yaparak, onların daha aşkın bir şekilde ifade ederek onları da kendimizde ifade etmiş oluyoruz. Yani namaz kıldığımızda bizim cansız yanlarımızda ibadet ediyor, canlı yanlarımızda ibadet ediyor. Şuurlu yanlarımızda, şuursuz yanlarımızda ibadet ediyor. Hepsi içinde dahil olabiliyor o mananın, tabiri caizse. Evet, 4 satır konuştuk ama çok konuştuk. Vaktimiz doldu, 4. nükteye geçemeyeceğiz gibi. O halde şöyle toparlayıp bitirelim. Şimdi Bediüzzaman Hazretleri, gördüğünüz gibi 4. nükteden itibaren bu iş değişecek. O zamanlar mevzusu gelmeye başlayacak gündeme. Ama bu 3 nüktede niye böyle bir perspektif çizdi? Niye böyle bir gezdirdi bizi farklı bir mevzuda? Namazın 5 vakti tahsisinden önce buraları anlattı. İşte önceki derste söylediğim, önce namazın ne yaptığını, bizde ne yaptığını, ne iş gördüğünü, neye tekabül ettiğini insanda anlamalıyız ki 5 kere tekrarı bize şey gelmesin. Şimdi bir insan şeyi sorsa size, ya ben günde niye 2 litre su içmek zorundayım? 2 litre miydi onun miktarı, 1,5 litre miydi? Gelse size sorsa, ben niye günde 1,5 litre su içmek zorundayım? Ona nasıl anlatırsınız bunu? Veya şöyle sorsun, biraz daha soruyu değiştireyim, şeye benzesin, eserin konusuna benzesin. Ben o 1,5 litreyi biz 2,5 litre diyelim, 5'e bölelim. Yarım litre diyelim. Bir adam gelip size sorsa, ben neden her gün, günde 5 kere yarım litre su içmek zorundayım? Şimdi bu adama o yarım litrelerin vakitlerinden önce neyi anlatırsınız? Önce su nasıl bir ihtiyaç, onu anlatırsınız. Yani su içmek neden gerekiyor? Su içince vücutta ne oluyor? Neleri kazanıyoruz? İçmezsek neleri kaybederiz? Bizi neyin içine sokuyor bu su? Başlarsınız belki bunu anlatırken dünyadaki canlılığı anlatırsınız. Canlıların bedeninin 1/3'ünün veya 1/4'ünün su olduğunu anlatırsınız. Kainattaki suyu anlatırsınız. Sonra işte hücrelerimizin yapısını, suyla olan ilişkisini anlatırsınız. O su olmazsa bilmem ne oluyor falan filan, onları anlatırsınız. Sonra bunu söyledikten sonra dersiniz ki günde de işte şu kadar su içmek insanın ihtiyacıdır. Sen de günde bu aralıklarla içtiğin zaman vücudun sağlıklı olur. Yok böyle içmezsen günün şu zamanında susuzluk çekersin, bu zamanında susuz kalırsın falan filan. Öyle anlatırsınız. Bediüzzaman Hazretleri de burada öyle bir şey yapıyor. Önce bize su niye gerekli, onu anlatıyor. İlk 3 nüktede bunu anlattı. Sonra da gelecek şimdi 4'te 5'te bize diyecek ki evet su içilmeli, hem de böyle 5'e bölünmüş şekilde içilmeli. O 5'e bölünmenin ne anlamı var? Onu da inşallah 4. nükteden itibaren konuşmaya başlayacağız. Cenab-ı Hak bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Sadece böyle hakkında çene çalmak değil, hayatımıza da sokmak, yaşamak nasip eylesin. En büyük hüner o. Üstadımızın himmeti, Kur'an'ın feyzi, Resul'ün şefaatiyle inşallah bu hakikatlerden hissemizi ziyade eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.